8 Mart Dünya Kadınlar Günü sizde ne çağrıştırıyor, ne ifade ediyor? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir pozitif ayrımcılık demek her şeyden önce. Kadının yerinin farklı olduğu, farklı aşamalarda, kademelerde olduğunu gösteriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tabii hani anneler günü gibi daha özel bir günmüş gibi algılanıyor. Gerçekten de yerini bulmuş gibi son yıllarda yapılan çalışmalar bu yönde. İnşallah daha iyi yerlere taşınacak bu. Daha güzel, önemli, özel günler olacak. Çiçekler dağıtılması, kadınlara siyasilerin seçim zamanı seçimi böyle kutlanması gayet güzel, olumlu. Olumlu buluyorum. Daha da gelişeceğini, evrileceğini, daha önemli yerlere, aşamalara geleceğine inanıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tabii hemen aklımıza İstanbul Sözleşmesi geliyor. Biz buranın tarafıyken, ilk İstanbul'da toplanmışken bir anda buradan çıkış yaptık. Bu bir handikap oldu ülkemiz adına. Bence böyle değerlendirilmeli, bir daha gözden geçirilmeli. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum. Kadın olarak Türkiye'de yaşamak birazcık zor açıkçası söylemek gerekirse. Neden derseniz her şekilde zor. Dışarı çıkarken zor, bir toplu taşımaya girerken çok zorlanıyoruz mesela. Özellikle kadın şiddeti, ölümler fazlalıklı oluyor ve şu anda yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Kadınları'nın daha çoğunlukta olması gerekiyor. Sadece bir güne bağlamamalarını istiyorum ben bunu. Daima hatırlanmalarını istiyorum. Bizim var olduğumuzu bilsinler ve yaşadığımızı bilsinler. Sadece erkeklerin egemen olduğu bir ülke değil, kadınların da olduğu bir ülke olsunlar. Ve daha çok kız çocuklarımız okusun, büyüsün ve yetişsin istiyorum. Benim de bir kız evladım var. Ve dilerim ki, teşekkür ederim. Ve kız çocuklarımız dilerim ki daima okusun. Ve ailelere tek dileğim, lütfen kız çocuklarını özellikle okutmalarını çok istiyorum. Dilerim okurlar ve okumalarını da çok isterim. Ben okumadım, onlar okusunlar. O yüzden şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun ve ölmeyen, yaşayan bir kadın topluluğu olsun istiyorum. Bir kadın olarak 30 yıldır çalışarak alın terimle ekmeğimi kazanan, mücadele eden, savaşçı bir kadınım. Yıkılmadım, ayaktayım. Hep mücadele, mücadele, mücadele maalesef. Bunu ifade ediyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışmayan ekmek yok. Kadının şiddet gördüğü, söz hakkının dahi olmadığı bir ülkede Kadınlar Günü'nün kutlanması bana ilginç geliyor. Bence bir gün değil, her gün kadın günü olması lazım. Neticede bu dünya kadınlarla ayakta duruyor. Analar, kadınlar, kardeşler, yani erkekler varsa bizlerden var. O yüzden her gün kadınların günü olması lazım diye düşünüyorum ve söz hakkının kesin olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Emekçi Kadınlar Günü biliyorsunuz, Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart'tadır. Bizim 40 bin dokuma işçisi kadınımızın verdiği mücadele sonu alınmıştır. Ben hep kendilerine devrim şehitlerimiz diyorum. Bu 120 kadınımızın yanarak vefat etmesi ve diğer kadınların iş hayatında da eşit şartlarda yarışta olamaması gibi. Doğal olaraktan bütün kadınlarımızın eşit şartlarda yarışabilmesini çok isterdik. Eşit işe eşit ücreti çok isterdik. Eşit hakları çok isterdik. Ben ülkemde maalesef kadın ve erkeğin bu konuda, iş konusunda eşit olduğunu düşünmüyorum. Ben hem özel sektörde çalıştım, hem kamu sektöründe çalıştım. Ama ben ayrıldıktan sonra işten, siyaset dolayısıyla erken emekli olmak zorunda kaldığım için şöyle bir baktığım zaman şu an kadınlar gerçekten hak ettiklerini alamıyorlar. Mesela doğum izinleri, işte belli bir süreçten sonra ücretsiz izne ayrılmanız gerekiyor. Ama o çocuğun o sütü emmesi gerekiyor gibi gibi. Veyahut mesela kadınlarımızın özel durumlarında hiç değilse bazı tavizkar olunabilecek durumlar olması gerekiyor. Bunları da yapmıyoruz. Dediğim gibi bana göre kadın ve erkek iş hayatında eşit değiller. Bu arada sadece çalışan kadınlarımız değil, tüm kadınlarımızın emekçi kadın olduğunu lütfen unutmayalım. Evde evinin işini yapan kadınımız, çocuğuna bakan kadınımız, yemeğini yapan kadınımız, çamaşırını yıkayan, bulaşığını yıkayan kadınımız. Doğal olarak asıl emekçilik ev kadınlığında başlıyor. Ekstra İş hayatı da devam ediyor. Hangi birini söyleyeyim ki, o kadar çok var ki. İstediğinizden başlayın isterseniz. Öncelikle şimdiden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum biz kadınların. Ben de bir emekçi olarak. Türkiye'de biliyorsunuz gerçek düşüncem bu. Aslında dünyada kadın olmak çok zor. Umuyorum çok daha ileriki dönemlerde çok çok daha istediğimiz noktada oluruz diye düşünüyorum. Daha emek, daha kadın, kadınlarla dolu. Daha çok nasıl diyeyim, kadınların olacağı, yani ikinci planda olmayacağımız bir dünya, bir Türkiye diliyorum. Türkiye'de bir kadın olmak ister miydiniz? Türkiye'de bir kadın olmak, yani bu kadar güzel şeylerden sonra kadın olmak isterdim tabii. Ama ayakları üzerinde duran, okuyan, hakkını arayabilen, tuttuğunu koparabilen, ondan sonra çok dirençli,
çok güçlü bir kadın olmak isterdim. Her şeyiyle tam tamına yerli yerine oturmuş bir kadın olmak isterdim. Yani en azından bir Arzu Çerkezoğlu, bir Tansu Çiller veyahut da yine kadınlarımızdan çok öne çıkan bazı şimdi siyasi figürler de var ama aklıma gelmiyor. Onlar gibi olmak isterdim, öne çıkmak isterdim. Söyleyeceklerim bu kadar. İstemezdim. Peki neden istemezdiniz? Yani şöyle, eğitim seviyesi ve insanların kadına bakışının değişmesi gerekiyor. O değişmediği sürece çok zor. Yani şöyle, bütün şu an idarecilerin hepsinin düşüncesi hepsi belden aşağı düşünceleri olduğu için ve konuşmaları ve söylemleri bunu tetiklediği için Türkiye'de kadın olarak yaşamak istemezdim. Şimdi Türkiye'de kadın olmak çok zor. Maalesef yani Türkiye biliyorsunuz seçme ve seçilme hakkını ulu önderimiz Türk kadınına verip bütün haklarını erkeklerle eşit bir seviyeye getirmişti. Ama tabii bunlar kanun çerçevesinde kazanılmış haklar olsa da yaşanılan durumlar pek öyle gözükmüyor. Kadınlarımızın tabii ki çok büyük sorunları var, güvenlik sorunları var. Ondan sonra işte kamuda liyakatli olsalar dahi maalesef ikinci plana atılıyorlar. Kadınlarımız dünyanın bütün yükünü omuzlayan bizim başımızın tacı oluyorlar. İşte onlara için hayatlarını güzelleştirmemiz lazım. Mesela Yalova ile alakalı ben Yalova Belediye Başkanı adayı olarak gördüğüm çok ufak bir sorunu hemen çözeceğim gelince. Bu sorun ne? İşte çocuklu annelerimiz var, bebeği olan. Mesela çarşıya geliyor, pazara geliyor, gezmeye geliyor. Çocuk acıkabilir, anne sütüne ihtiyaç duyabilir. Ondan sonra ya da altını pisleyebilir, bir temizlenmeye ihtiyaç duyabilir. Ama bunu yapabileceği bir alan yok kadınlarımızın. Ne yapacak? Bir daha bebek arabasıyla geri eve mi dönecek? Dönmemesi lazım. Şimdi bu şehirde milyonlarca paralar harcanıyor. Bayraklar, brandalar, afişler. Bunları yapana kadar biz bu şehire en işlek noktalarına birer bebek bakım kabinleri yerleştireceğiz. Anne kart çıkartacağız. Bu anne kartla o bebek kabinlerine giriş yapabilecekler. Çocuğunun karnını doyurabilecek, altını temizleyebilecek. 4 saatte bir personelimiz tarafından steril hale getirilen bir ortamda şehrin her yerinde birer aslında bebek odası kuracağız. Bu benim kadınlarda, Yalova'daki yaşayan kadınlarda gördüğüm en basit çözülebilecek ama en önemli sorunlardan bir tanesi. Bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Kadınlar gibi düşünebilmeniz lazım. Kadın genel başkanı olan bir siyasi partinin belediye başkanı, genç bir belediye başkanı adayıyım. O yüzden Meral Hanım da bizi buraya belediye başkanı adayı olarak gönderdiğinde kadınlarla gençlere öncelik verdi diye göndermişti. Eğer vermezsek zaten bizim hem genel başkanımız hem annemiz bize burada gereğini yapar. Yalova'nın kadınları da gereğini yapar. Ben şunu söylemek istiyorum. Söyleyip bitireceğim. Ben kadınlara söz veriyorum. Ben önce bu şehrin kadınlarını mutlu edeceğim. Onlar mutlu olunca ev hanesi de mutlu olacak. Bu şehir de mutlu olacak. Eğer bunu yapmazsam onlar benim işte büyüklerim, annelerim, ablalarım, kardeşlerim anne terliğini alıp belediyeye gelebilirler. Eğer yapmazsam. Buradan da onlardan da destek istiyorum bu vesileyle. 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü'nde kutlamış olayım. Türkiye'de kadın olarak yaşamak bir bakıma iyi, bir bakıma da hani şey olarak, özenti olarak hani iyi değil. Bilgili ve kültürlü kadına karşı her zaman saygımız var ama bazıları da maalesef hani tam tersi. Yani zamanla Atatürk atamız halka alan haklarını vermiş. Bunu uygulamayan bayanlar çok. Hani isterim ki yani bilgili, kültürlü bayan her zaman bir erkekten farksızdır. Bu şekilde söyleyeyim. Ondan sonra kadın olarak yaşamak, bazı erkekler var kadınımsı yaşamak istiyorlar ama ben ona karşıyım. Erkek erkek gibi yaşasın, bayan bayan gibi yaşasın. Değil mi? Böylesi bence daha uygun. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de kadın olarak yaşamanın zorluklarını aslında bir yerde soruyorum. Siz Türkiye'de kadın olarak yaşamak ister miydinizden kastım bu. Hani çevrenizde şahit olduğunuz olaylar olmuş olabilir. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, maalesef şiddet olayları var. Bu hoş bir şey değil. Hani böyle bir şey olmasa daha iyi olur. Yani bu şekilde yaşamak bir bayan için zor. Onun için yani kadın gibi yaşamak istemem. Ama işte gene de diyeceğim ki kadının yeri ayrı, erkeğin yeri ayrı ama kadın her zaman saygı duyulacak bir eşimizdir. Yani bunu da öyle söyleyeyim. Türkiye'de bir kadın olarak yaşamak ister miydim? Yaşamak istemezdim. Sebebi de şu, bir avukat olarak gördüğüm dosyalardan, kadın cinayetlerinden ve kadına karşı şiddetten kaynaklı kesinlikle kadın olarak yaşamak istemezdim. Bu kadar.